Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 23. bölüm Sıla-i Rahim ve ana baba hakkından devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey arşa bağlıdır. Allah'ım ben seninleyim ve senden ayrılmam diyen rahım. Allah'ım ben senin yanındayım ve hiçbir zaman hıyanet etmem diyen emanet. Ve Allah'ım ben de senin yanındayım ve hiç nankörlük etmem diyen nimet. Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mühür, arşın direğinde asılı durur. Rahim, birisinden şikayette bulunduğunda zaman ve kişi Allah'ın emirlerine karşı gelerek günah işlediğinde Allah mührü göndererek o kişinin kalbini mühürler. Adam ondan sonra artık yaptığı hiçbir kötülüğün farkına varmaz. Buhari ve Müslim'in rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe inananlar misafirlerine ikram etsin. Allah'a ve ahirete inananlar sıla-i rahmi gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inananlar ya hayır konuşsunlar ya da sussunlar. Diğer bir rivayette ise Allah'a ve ahiret gününe inananlar sıla-i rahmi yerine getirsinler buyurulmuştur. Başka bir rivayette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyenler akrabalık bağlarını gözetsinler buyurmuştur. Birimizin rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Soylarınızdan akrabaya yardım edeceğinizi öğrenin. Çünkü akrabaya yardım, ailede muhabbet, sevgi, malda zenginlik, ömürde de ziyadeye vesile olur. İmam Ahmet'ten rivayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ömrünün uzun yani bereketli olmasını ve çirkin bir ölümle ölmekten uzak olmayı isterse Allah'tan korksun ve akrabalık bağlarını kuvvetleştirsin. Hakimin müstedrekinde yer alan bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu görülmektedir. Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. Kim ömrünün uzamasını, rızkının genişlemesini isterse akrabalık bağlarını geliştirsin. Ebu Yala'nın rivayet ettiği bir rivayette Husam kabilesine mensup biri şöyle demiştir. Peygamberimize gittim, o ashabının arasına oturmuştu. Dedim ki, kendini peygamber zanneden sen misin? Evet deyince ben, ey Allah'ın Resulü, Allah'a en sevimli amel nedir dedim. Allah'a iman etmektir buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, daha sonra hangisidir dedim. Sıla-i Rahim'de bulunmaktır dedi. Ben tekrar, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın en sevmediği amel nedir dedim de Allah'a şirk koşmaktır buyurdu. Ardından ben sonra hangisidir dedim de Efendimiz sıla-i rahmi kesenlerdir buyurdu. Ben yine sonra hangisidir diye sorduğumda kötülüğü emretmek, iyiliği nehyetmektir buyurdular. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiğine göre bir keresinde Peygamberimiz bir bedevi ile karşılaşmıştı. Bedevi Resulullah'ın devesinin dizginini tutarak "Ey Allah'ın Resulü, beni cennete yaklaştıran ve cehennemden uzaklaştıran amel nedir?" diye sordu. Peygamberimiz bu soruyu cevaplamadan ashabın yüzüne baktı ve "Bu adam gerçekten muvaffak oldu veya gerçekten doğru yola geldi." dedi. Ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'ye ne dediğini sordu ve Bedevi de söylediğini tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Cehennemden uzaklaşıp cennete yaklaşmak istiyorsan Allah'a şirk koşmadan ibadet et. Namazı dosdoğru kıl. Malının zekatını ver. Sıla-i rahmi yerine getir. Şimdi devemin dizginini bırak da yoluma gideyim buyurdu. Bedevi de yoluna devam edince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. Söylediklerimi yerine getirirse cennete girer. Taberani'nin rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dünyaya geldiklerinden beri kendilerine buğz ederek yüzlerine bakmadığı bir kavme, bir ülkeyi onartır ve onların geçim imkanlarını genişletir. Sahabiler bu nasıl oluyor ya Resulallah diye sorduklarında Peygamberimiz bu kavmin sıla-i rahmi gözetmesi sayesindedir buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel'in güvenilir bir isnatla rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tatlı huyu ve müsamahaya sahip olan kişi dünya ve ahirette nasibini almıştır. Ayrıca akrabalık bağlarını gözetmeyi, iyi komşuluğu, güzel ahlakı elde ederse ömrü uzar ve bulunduğu yeri imar eder. İbni Hibban ve Beyhaki'nin rivayet ettikleri bir hadiste Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem İnsanların en hayırlısı kimdir diye sorulmuş ve o da Rabbinden korkan, sıla-i rahmi gözeten ve iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlardır buyurmuştur.
Yine Tabarani ve İbni Hibban'ın Ebu Zer'e ulaşan bir senetle naklettikleri bir rivayette Ebu Zer şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunları yapmamı tavsiye etmiştir. Kendimden daha zenginlere değil, daha fakirlere bakmamı, yoksulları sevmemi ve onlara yakın davranmamı, küskün olsam bile sıla-i rahmi yerine getirmemi, Allah yolunda kınayanın kınamasından korkmamamı, acı da olsa hakkı söylememi ve la havle ve la kuvvete illa billah'ı devamlı söylememi, çünkü bu sözün cennetin hazinelerinden biri olduğunu söylemiştir. Buhari, Müslim ve diğer bazı musanniflerin rivayetine göre Hz. Meymune Resulullah'a danışmadan kendisine ait olan cariyeyi azat eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Meymune'ye uğrayınca "Ey Allah'ın Resulü, ben cariyemi azat ettim." der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Gerçekten sen bunu yaptın mı?" diye sormuş ve Hz. Meymune de evet cevabını vermiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Onu azat edeceğine dayılarından birine bağışlasaydın daha çok sevap alırdın." buyurmuştur. İbn-i Hibban ve Hakim'in rivayetine göre adamın biri bir gün Peygamberimize gelerek sallallahu aleyhi ve sellem "Büyük bir günah işledim. Tevbem kabul edilir mi?" diye sorar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama "Annen sağ mı?" diye sorunca adam hayır cevabını verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Teyzen var mı?" deyince adam "Evet var." der. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "O halde ona iyilik et." buyurur. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste sahabilerden biri bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Allah'ın Resulü, benim birkaç akrabam var ve ben bunlarla akrabalık bağlarımı gözetiyorum. Onlar ise aramızdaki bağları çiğniyorlar. Ben onlara karşı iyi davranıyor, nezaket gösteriyorum. Onlar ise bana kabalık ediyorlar. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye şu cevabı verir: "Eğer durum dediğin gibi ise sen onların yüzüne kızgın kül serpiyorsun demektir. Böyle devam edersen onlara karşı Allah'ın desteğini bulursun." Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sadakanın en hayırlısı sıla-i rahmi kesen akrabayı ziyaret etmektir." buyurmuştur. Tabarani ve diğer bazı musanniflerin rivayetine göre Efendimiz "Bu üç huy kimde bulunursa Allah onu kolay bir hesaplaşmadan sonra cennete koyar." buyurmuş ve bunun üzerine orada bulunan sahabiler "Bu huylar nelerdir?" diye sorunca da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sana vermeyene vermen, sıla-i rahmi yapmayanlara yakın olman, sana karşı haksız davrananları bağışlamandır. Bütün bunlardan dolayı Allah seni cennete koyar." buyurmuşlardır. Ahmet bin Hanbel'den rivayet edilen bir hadiste Ukbe bin Amir şöyle demiştir: "Bir gün Resulullah ile karşılaştım ve onun elini tutarak "Ey Allah'ın Resulü, bana en faziletli amellerin neler olduğunu bildir." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sıla-i rahmi yapmayanlara sen yakınlık göstermen, sana vermeyene vermen, sana haksızlık edenin kusurlarını bağışlamandır." buyurdu ve sözünü şöyle bitirdi: "Ömrünün uzun olmasını ve rızkının bol olmasını isteyenler sıla-i rahmi yerine getirsin. Dünya ve ahiretin en güzel huylarını sana bildireyim mi? Aranızdaki sıla-i rahmi çiğneyenlere yakınlık göstermen, vermeyene vermen ve çok affedici olmandır." Bezda'dan rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Size Allah'ın dereceleri ne ile yükselttiğini göstereyim mi?" dedi. Tabarani'de ise aynı rivayet "Size Allah'ın ülkelere şeref bağışlamasına ve kullarına derecelerini yükseltmesine vesile olan huyları bildireyim mi?" şeklindedir. Orada bulunan sahabiler evet deyince Allah Resulü şöyle buyurdular: "Sana kaba davrananı hoş görmen, sana haksızlık edenlerin kusurlarını affetmen, sana vermeyene vermen ve sıla-i rahmi yerine getirmeyenlere yakınlık göstermendir." İbn-i Mace'nin rivayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sevabı en erken verilecek olan iyilikler, ana babaya iyilik etmek, sıla-i rahimde bulunmaktır. İlk olarak cezası verilecek olan kötülükler ise, ana baba başta olmak üzere başka kimselere karşı haksız davranışlarda bulunmak ve sıla-i rahimi yerine getirmem, yani akrabalık bağlarını koparmaktır."